Burada bir açil veya asit klorürün genel yapısını görüyoruz. Bu karboksilik asidin bir türevidir. Yani karboksilik asitten bunu üretebiliriz. Karboksilik asitle başlayıp tiyonil klorür eklersek açil klorür oluşturabiliriz. Ve bu tepkime de ayrıca sülfür dioksit ve HCl de oluşturabiliriz. Tiyonil klorürün yapısına bakalım. Burada nokta yapımız var ve rezonans yapısını çizerek oksijene giden elektronları gösterebiliriz. Öyleyse başlayalım ve bundan ne oluşturabileceğimizi çizelim. Oksijenimizde şimdi 3 ortaklanmamış elektron çifti var. Bu sebeple eksi 1 formal yüke sahip. Sülfürümüz hala buradaki klorlara bağlı. Onun da bir ortaklanmamış elektron çifti ve artı bir formal yükü var. Bu, genel yapıya en çok katkı sağlayan elemandır. Oksijen sülfürden daha elektronegatiftir. Ve buradaki pi bağını düşünecek olursak, bu p orbitalleri tam olarak üst üste gelmiyor ve bunun sebebi sülfür ve oksijenin periyodik tablo üzerinde farklı periyodlarda olmasıdır. Sülfür üçüncü periyotta olduğu için oksijenden daha büyük p orbitali vardır. Oksijen de ikinci periyottadır. Orbitallerin burada üst üste gelmesi tam olarak gerçekleşmez. Bu da bu altını çizdiğim yapının genel yapıya katkıda bulunmasının diğer bir sebebidir. Ayrıca burada klorlar var ve sülfürden bir miktar elektron yoğunluğu çekiyorlar. O yüzden klor sülfürden daha elektronegatiftir. Tüm bunların sonucunda sülfür çok elektrofilik hale gelecek. Böylelikle karboksilik asidimiz nükleofil görevi görebilecek. Bu elektronlar buraya gelirse bu elektronlar da sülfürümüze saldırabilirler. Yani nükleofil elektrofilimize saldırmış olur ve ardından bu elektronlar oksijene geçer. Bunu da gösterelim. R grubu var. Tabi karbonumuza bağlı, bu da oksijene bağlı. Oksijende iki ortaklanmamış elektron çifti var. Oksijen sülfürle bir bağ yapar ve sülfür de şu oksijene bağlıdır. Ki bu ona eksi bir formal yük verir. Bu sülfür aynı zamanda iki klora bağlı. Klorlarımızı çizelim ve üzerlerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini gösterelim. Sülfürümüzde de hala ortaklanmamış elektron çifti var. Karbon ve bu oksijen arasında bir çift bağ var. Yine ortaklanmamış elektron çifti bu oksijene artı bir formal yük veriyor. Elektronlarımızdan bazılarını takip edelim. Mor renkli elektronlar buraya gelir. Çift bağımızı oluştururlar. Mavi elektronları düşünelim. Bunlar da oksijen ve sülfür arasındaki bağı oluştururlar. Son olarak bu yeşil elektronların oksijenimize gelişini düşünebiliriz. Sıradaki adımda şu elektronların buraya gelerek oksijen ve sülfür arasındaki çift bağ oluşturduğunu düşünebiliriz. Bu da klorür anyonunu ayrılan grup olarak belirler. Klorür anyonunun tek başına kararlı olduğu için harika bir ayrılan grup olduğunu biliyoruz. Bunun sonuçlarını çizdiğimizde R grubumuz, karbonumuz, ona çift bağlı oksijen, ortaklanmamış elektron çiftleri artı bir formal yükü olacak. Burada da oksijen ve 2 ortaklanmamış elektron çifti var. Ardından sülfürümüz var ve o da oksijene çift bağlı. Sülfürün üzerinde hala ortaklanmamış elektron çifti var. Ama şimdi sülfüre yalnızca bir klor bağlı. Yani klorür anyonumuzu kaybettik. Şimdi bu elektronlardan bazılarını gösterelim. Bu kırmızı elektronların buraya gelerek oksijen ve sülfür arasındaki çift bağı yeniden oluşturduğunu söyleyelim. Ardından bazı elektronlar klora geçti. Yani oluşan bir klorür anyonumuz var. Bunu da gösterelim. Bu elektronlar klora gelir. Ardından klorür anyonlarımız olur. Klorür anyonunu çizelim. Biraz daha yer açalım. Klorür anyonumuz var ve bunu da bu şekilde çizelim. Eksi bir formal yükü de unutmayalım. Bu durumda klorür anyonunun baz olarak mı yoksa nükleofil olarak mı davranacağını düşünmemiz gerekir. Aslında ikisini de yapabilir. Öncelikle klorür anyonunun baz görevi gördüğünü düşünelim. Baz olursa bu protonu alır ve bu elektronlar oksijene geçer. Şimdi ne oluşturabileceğimizi çizelim. Oksijeninde iki ortaklanmamış elektron çifti olan bir karbonil oluştururduk. Ardından burada yine iki ortaklanmamış elektron çifti olan bir oksijen olurdu. Burada da sülfür olacak ve oksijene çift bağlı olacak. Tek bir ortaklanmamış elektron çiftini de çizelim. Klor da bu şekilde burada olacak. Yani bu asit baz tepkimesinde bu elektronlar geri gelerek karbonil oluştururlar. Bunu bu mekanizmanın ara ürünü olarak kabul edebilirsiniz. Bu mekanizmanın bazı versiyonlarının bu ürünü alıp nihai ürünü oluşturmaya devam ettiğini görürsünüz. Şimdi size klorür anyonunun nükleofil görevi gördüğünü göstereceğim. Bu asit baz tepkimesi yani karbonili protonlamak mümkün. Bu durumda buradaki karbon daha elektrofilik hale gelir. Bu da klorür anyonu tek başına iyi bir nükleofil olmadığı için klorür anyonunun nükleofil görevi görerek elektrofilimize saldırabileceği anlamına gelir. Klorür anyonu burada saldırırsa bu elektronlar oksijene geçer. Şimdi ne oluşturduğumuzu çizelim. R grubumuz var. Karbonumuz var. İki ortaklanmamış elektron çifti olan oksijen var ve hidrojene bağlı. Bu elektronları mavi ile gösterelim. Bu mavi elektronlar oksijene geçerse bunların şuradaki elektron olduklarını söyleyebiliriz. Klorür anyonu üzerindeki yeşil elektronların da klor ve karbon arasında bir bağ yapacağını söyleyebiliriz. Klor ve karbon arasındaki bağı şöyle çizebiliriz. Oksijenimiz hala burada sülfüre bağlı. O da bu oksijene çift bağlı. Burada yine ortaklanmamış elektron çiftlerimiz var. Ardından klorumuz var. İşte tüm bunlar sayesinde başlangıçtan çok daha iyi ayrılan bir grup oluşturduk. Bunu ayrılan grubumuz olarak düşünebilirsiniz. Tekrar yukarı gidersek bu başlangıçtaki o aştan çok daha iyi bir ayrılan grup olduğunu görebiliriz. Bu ayrılan grubumuz olacaksa buraya gelerek çift bağ oluşturan elektronları gösterebiliriz ki bu bu elektronları oksijenimize atacaktır. Şimdi bundan ne oluşturabileceğimizi gösterelim. R grubumuzu oksijene bu şekilde çift bağlı karbonumuzu elektron çiftlerini ve artı bir formal yükü elde ederiz. Tüm elektronları ile birlikte klor da burada olur. Bu elektronların nereden geldiğini de gösterelim. Bu elektronlar buraya gelirse karbonilimiz yeniden oluşur. Hemen çizelim. Hala burada yeşil bağ mevcut. Buradaki mor elektronlar oksijene geçer. Bunu da bu şekilde çizelim. Oksijenimiz olur. 3 ortaklanmamış elektron çifti olur ve bunlardan biri mor renklidir. Bunu da yapalım. Bu durum oksijenimize eksi bir formal yük verir. Çünkü buradaki sülfüre bağlıdır. Sülfür de bu oksijene çift bağlıdır ve yine burada ortaklanmamış elektron çiftleri ve klor vardır. Bu şekilde. Bunun iyi bir ayrılan grup olmasının sebebi bu elektronları buraya ve buraya yönlendirebilmemizdir. Böylelikle gaz olarak sülfür dioksit oluşturabiliriz. Bunun sonuçlarını çizecek olursak burada oksijen olurdu. Bu sülfüre çift bağla bağlanırdı ve o da bu oksijene çift bağlanırdı. Buradaki ortaklanmamış elektron çiftlerini de çizelim. Sülfürümüzde hala bir ortaklanmamış elektron çifti var. Bu kırmızı elektronlar buraya gelerek bu bağı oluşturursa sülfür dioksit ve aynı zamanda klorür anyonu oluştururuz. Yine bazı elektronları takip edelim. Bu elektronlar klora gelirse klorür anyonumuz olur ve klorür anyonu baz görevi görebilir. Mekanizmamızın son adımında protondan arındırma gerçekleşir. Yani bu proton alınır ve elektronlar buraya geçer. Ve nihayet açil klorürümüzü oluştururuz. İki ortaklanmamış elektron çifti olan oksijen karbonla bağ kurar ve burada klor olur. Bu son mavi elektronları da takip edersek karbonilimize gelirler. Bununla aynı zamanda gaz halinde HCl oluştururuz. Onu da yazalım. Sülfür dioksit ve HCl gazlarının oluşumu da tepkimeyi tamamlamaya doğru götürür. Evet. Uzun bir mekanizmaydı değil mi? Yine burada bazı değişiklikler yapabilirdik. Mesela buraya geri dönüp şu adıma bakalım. Nükleofilin elektrofile saldırdığını ve doğrudan bunu oluşturduğunu çizebilirdik. Nükleofil sülfüre saldırdığında bu elektronlar klora geçerek bu adımda klorür anyonunu oluşturabilirler ve bunu elde ederiz. Yine bunu bir ara ürün olarak kullanma olasılığımızdan bahsettim. Kullandığınız kaynak kitaba göre bu mekanizmada ufak değişiklikler görebilirsiniz. Buradaki biraz uzun olanıydı. Şimdi açıl klorür oluşturmanın diğer iki yöntemine bakalım. Karboksilik asitle başlanır fosfor pentaklorür veya fosfor triklorür eklenir ve her ikisi de bize açil klorür verir. Mekanizma az öncekine çok benziyor. Aynı zamanda fosfor triklorür yerine PBr3 ekleyebiliriz. Yani fosfor tribromür. Bu durumda buradaki klor yerine brom elde ederdik. İşte bu şekilde açil bromür oluşturabiliriz.